Arkadaşlar merhaba. Bugün sonuç bağlaçlarıyla devam edeceğiz. Sonuç bağlaçları arkadaşlar bildiğiniz gibi nedir? Sonuç sinyali veren bağlaçlardır. Yani başta bir neden olur, ondan sonra bu yüzden diye devam eder. Hani sonucu verir. Bu bağlaçla beraber hani neyi anlamını göreceğiz? Bunların bir sonuç bağlacı olduğunu bileceğiz. Hani metinlerde bu bağlaca bakarak hani sonuca direktmen ulaşabiliriz arkadaşlar. Bunun neden bağlaçlarından farkı nedir? Hani neden bağlaçları hani bildiğiniz gibi mesela şöyle başa because yazıyorduk ya. Because my son is. Bu because'u kaldırdık burada. Bu neden bağlacıydı ya. Başta nedeni vermiyoruz. Yani benim oğlum hasta. Bu yüzden diyoruz. Şöyle gösterelim. Bu yüzden okula gidemez. Sonuç bağlacını ortada vermiş oluyoruz bu sefer. Okula gidemez. Neden? Oğlum hasta. Böyle düşünün yani. Bir sonuç bağlacı olduğunu düşünün. Ve eseylerde, sınavlarda çok kullanılan, karşınıza çıkan bir bağlaç olacak arkadaşlar. Ve çok sık çıkacak yani. Her yerde görebileceksiniz. Şimdi gelin görelim bu bağlaçlar neymiş. Ne diyoruz? My son is ill. Benim oğlum hasta. Bu yüzden sonuç olarak okula gidemez. Bunların hepsi nedir? Sonuç bağlacıdır. So, bu yüzden, therefore, consequently, that's why, hence, thus, as a consequence, for this reason, accordingly, as a result, which in turn, whereby ve thereby bağlaçlar arkadaşlar. Neymiş? Sonuç bağlaçları. Yani bu yüzden manasına geliyor. Bunları bilin. Genelde so ile therefore kullanılır. Consequently, that's why. Bunlar yaygın olarak kullanılanlar. Diğerleri de görürsünüz yani. Okuma metinlerinde. Başka yerlerde yani. Ne demişiz? Özelliklerini yazmışız zaten. İki cümle arası bağlacıdırlar. Cümle başına gelmiyor bunlar arkadaşlar. Bunu da bilelim. Genel olarak kendilerinden sonra virgülle beraber cümle gelir diyoruz. Hani virgül atıyoruz sonra das deyip devam ediyoruz. As a consequence deyip devam ediyoruz. Şurada virgül yok aslında. Şu en başı koymuş. As a consequence virgül bir cümle gelir arkadaşlar. Ve kendilerinden sonra da yine cümle alır. Bunu da bilelim. Arkadaşlar bir de 3 tane bağlacımız olacak. Hani bu bağlaçların kullanım farklılıkları olacak. Hani does, hence, den sonra hani direktmen cümle değil de bir fiil gelebilir. Yine thereby'dan sonra does'tan sonra fiil ing ile devam edebilir arkadaşlar. Hani burada işte ya adam cümle getirecek dedin sen cümle getirmemiş direktmen cümleyi yazmış. Arkadaşlar aslında direktmen sonuç cümlesini yazıyor ve hani özne yerine ing'yi getirmiş, işi bitirmiş. Akıcılık olsun diye böyle kullanmışlardır büyük ihtimalle. Thereby ile thus. Women struggled a lot. Kadın çok çalıştı, mücadele etti. Thereby yani bu yüzden virgülümü koyuyorum. Yani gerek yok virgüle gerçi thereby'da da. Thereby gaining their rights. Bu yüzden neydi? Haklarını aldılar. Yani oy hakkını gibi şeylerden bahsediyor. Ne olmuş? Thereby'dan sonra direktmen ing ile devam ediyor arkadaşlar. Bunu da bilin yani. Thus bağlacımızda yine he was very persuasive. Yani yine yani bunun yerine thus bağlacında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Thereby ya da thus şeklinde gelebilir. Örnek cümlelerimize de bakalım. He was very persuasive. Çok ikna ediciydi. Bu yüzden accordingly I did what he asked. İstediğini yaptım. İkna edici biriymiş. Değil mi? Bakın şöyle de kurabiliriz. Dediğini yaptım. Neden? Çok ikna ediciydi yani. Böyle düşünebilirsiniz. She had a fever. Ateşi vardı. Bu yüzden sonuç olarak she stayed at home. Evde kaldı. Yine he is a good friend. İyi bir arkadaş. Bu yüzden
I wasn't embarrassed to ask him. Ona sormaktan çekinmem yani. Çekinmedim. I am not embarrassed diyelim şimdi. İki tarafında aynı tense'de olması gerekiyor. He is a good friend. Bu yüzden diyoruz. Ona sormaktan çekinmem. He traveled as quickly as possible. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde seyahat etti. Bu yüzden he reached Boston the next day. Ertesi gün Boston'a ulaştı diyor. Yani uzak bir yerden demek ki geçmiş. Sonuç olarak ne yapmış? Boston'a ulaşmış yani. Quickly, hızlı gitmiş, ulaşmış. Neden? Sonuç cümlesi arkadaşlar. We have to discover his plan. Nedir? Planlarını yapmalısın, yapmak zorundasın ve ona göre davranmalısın. Accordingly de sonuç olarak da yani bu şekilde kullanabiliriz ya da zarf bağlacı olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Özetle sonuç cümlesidirler. Çokça karşınıza çıkar yani as a consequence, for this reason. Bunların hepsi aynı anlama gelir. Bunları bilin yani. İleride sorun çıkmaz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.